çok sorulan bir soru. Hava yollarının ben güvenlik müdürüyüm değil mi? Orta Doğu güvenlik müdürü. KLM Hollanda Kraliyet Hava Yolları'nın Orta Doğu güvenlik müdürüydüm. Pan Amerikan'la birçok firmanın da güvenlik danışmanıydım. SAT Komando eğitimlerimden, hizmetlerimden sonra Münih Olimpiyatlarına katılmak için ben Almanya'ya gittim. Köln Spor Akademisi'ndeki hocam Wolfgang Hoffmann tarafından uzak doğu savunma sporları alırken aynı zamanda akşamları Volkshochschule'ye gidiyordum. Dönüşümde Almanca biliyorum diye, İngilizce de biliyorum diye Hollanda Kraliyet Hava Yolları'ndan dediler ki bizde çalışır mısın? Konuştuk şartları falan gayet güzeldi. Dış hatlarda çalışacağım. Bir de uçakla 70 yılları ile 80 yılları uçak kaçırılmalarının en çok olduğu yıllardı. Uçak firmaları için çok airlines firmaları için çok böyle problemli yıllardı. Kaçırılma, sabotaj falan gibi şeyler oluyordu, olaylar. Hollanda Kraliyet Hava Yolları'na girdik ve göreve başladım. Dış hatlarda başladık ama tehlikeli uçuşlarda uçağa bin şuraya uç diyorlardı. Amsterdam'a gidiyorum mesela Amerika, Florida, Los Angeles uçağına uçarken. Aynı zamanda buradan binip işte Kennedy Havalanı'na falan gidiyorsunuz. Fakat Narita, Japonya'da Narita Havalanı'na, Da Nang, Vietnam ve onun dışındaki Tayland'daki havalanlarına uçuyorum. Dünyayı 5 kere bu vesileyle döndüm ve 5 kıtada judo dersi verdim bu işleri yaparken. Kaldığım yerde gidiyordum, akşamları judo kulüplerine judo dersleri veriyordum. Bu arada ASALA denilen örgüt çok faal bir örgüttü. Bizim diplomatlarımızı, konsolosluk görevlerimizi, müsteşarlarımızı ve birçok yurt dışında çalışan ticari ateşeleri falan öldürüyorlardı. İşte geliyor arkadan tabancaya sıkıyor gidiyor veya uçak kaçırma işlerine sataşıyorlardı. O ara çok enteresan bir olay oldu. Biz Yeşilköy dış hatlarda çalışıyoruz. Atatürk Havalimanı'nda dış hatlarda çalışırken uçak geliyor Hollanda'dan. İstanbul'a İstanbul yolcusunu indiriyor. Sonra Ankara'ya gidiyor. Ankara'da Ankara yolcusunu indiriyor. Biz de uçakla beraber uçuyoruz. Ankara'da kalıyoruz. Yolcular indikten sonra uçağı kapatıp mühürlüyoruz ve otele gidiyoruz. Ertesi gün sabah erken gelip o mühürleri açıyoruz. Kimse kontrol etti mi, kırdı, içeri girip çıktı mı falan diye. Kargo ambarlarını falan kontrol ediyoruz. Güzel. Ondan sonra telsizle haber veriyoruz istasyona, airport'a. Yolcu alabilirsiniz diye ve yolcu alınıyor. Şimdi biz İstanbul Havalimanı'ndayken uçak yarım saat gecikti. Normalinde çok dakik uçar KLM, Kraliyet Hava Yolları. Yarım saat gecikti. Ne dedi? İşte kargo, yolcu, molcu problemleri oldu falan gecikti diye. Uçak İstanbul'dan kalkmaya başladığında ASALA grubu, terörist grubu havaalanına giriyor makineli tüfeklerle. İçeri tarıyorlar, kontrollere gidiyorlar. İşte polisleri şehit ediyorlar, kontrollerde bir sürü otluyorlar. Olmadı, baktılar ki KLM uçağı yok. Meğerse maksatları KLM uçağına girip, KLM uçağına teslim alıp hijacking dediğimiz uçağı kaldıracaklar havaya ve Amsterdam'daki hapishanedeki ASALA militanı arkadaşlarını kurtarmak için yapıyorlar bunu. Gazetelere falan bakarsanız eski tarihlerle bunu görürsünüz. Şimdi bizim hiç bir şeyden haberimiz yok tabii. Kalktık, gayet güzel uçuyoruz. Giderken şey çağırdı, pilot. Namık gelir misin? Gittim kokpite. Ne oldu sen dedim. Ya dedi şeyde bir havalanda ineceğimiz havalanda bir olaylar başlamış. Hani ne yapıyoruz ne oluyor filan. Dedim vallahi birkaç tur atalım boşta. Olaylar bitsin ondan sonra gidelim dedim. Yalova üzerine geçtik. Yalova üzerinde tur atmaya başlıyoruz ki orası şey için meydan kalabalıksa Atatürk Havalanı'na tur attırırlar orada uçakları. Bir müddet sonra ben kokpitteyim, pilotun yanında falan. Dedi, olay bitmiş Namık, ne yapacağız, gidelim mi? Dedim, Amsterdam'a da haber verin.
Ondan sonra Amsterdam SPLAV diyoruz. Bizim bağlı olduğumuz departman. Uçak kaçırılma ve dünya üzerindeki kalemin güvenlikçilerin benim gibi çalıştığı yerde haber verdik. Onlar da tamam gidin dedi ve biz akşam geliyoruz dediler. Akşam neye geliyor bunlar derken müfettişler, IATA var. International Air Traffic Association'ın güvenlik müdürleri falan. Hepsi gelip ne olduğunu orada araştıracaklar. Neyse biz gitti, döndük. Uçak indi. Çektik night stop dediğimiz gece kaldığı yer var uçağın. O park yerine doğru çıktık ama yolcuları indiremiyoruz tabii. Olaylar ne oldu, bitti mi, bitmedi mi falan diye. İçeride tabanca sesleri geliyor vesaire. Ben dedim yolcuları indirin, kapıları kapatın. Bir de yolcu içeride dursun. Motorları durdurun ve böyle bekleyelim. Çünkü içeri giremeyeceği için uçağı kaçıramayacak. Merdiven de yanaştırmadık. Hani kamyonlar geliyor ya böyle merdivenli yanaşır. Yolcular çıkar iner. Onları da yanaştırmadım. Derken tabii pilot falan, ikinci pilot, işte mühendis, uçuş mühendisi falan, herkes tedirgin. Ankara yolcuları da çok tedirgin, heyecanlı içinde. Uçağın içinde onları yatıştırmaya çalışıyoruz falan. Sonra hem Ankara Emniyetinden, hem İstanbul'dan, hem de aynı anda IATA güvenlik firmasından, Amsterdam'dan haber geldi ki olay bitmiş, polisler ev olmuş ama cesetler yerlerde, kaçarken vurulanlar, sivil öldürülenler. O arada bir şey yapamayınca bomba atmışlar. Bomba da patlayınca, yine gazetede okursunuz, birçok olaylar, ölüler falan var orada. Polis kardeşlerimizden şehit olanlar da vardı. Neyse biz uçağa arabayı yanaştırdık. O zaman körük falan yok zaten. İndiler merdivenlerden yavaş yavaş. Öbür güvenlikçi arkadaşımla beraber onlara refakat ederek aşağıdaki Arrival'a götürdük. Arrival'dan pasaport çıkışı çıktılar. Otobüste emniyet alırken yüzlerce polis arabası terör dairesinden vesaire orada toplamış. Can kurtaranlar cesetleri falan götürüyorlar. Neyse bu işin acıklı tarafına biraz çabuk geçeyim. Benelmilel polis görevleri geldi. İHA'nın güvenlik görevlerine geldi. Ve bizi işte concentration room dediğimiz odaya girdik. Evaluation dediğimiz değerlendirme yapıyoruz ne oldu falan diye. Buradan çıkarılacak ders şuymuş. Bunlar Amsterdam'daki hapishanedeki arkadaşlarını kurtarmak için Hollanda Hava Yolları benim güvenliğini sağladığım uçağı kaçırıp havalandıktan sonra hani birçok meydana indiriyorlar ya, yoksa adamları öldürürüz, birer birer öldüreceğiz, aşağı atacağız gibi tehditler savurarak Amsterdam'daki hapishanede Asala militanlarını kurtarmak istiyorlar bunlar. Ve işte yapamayınca, bizim uçak geç kalınca, tesadüf, yarım saat gecikince bunlar uçak gelmeyecekti, orada olayı başlatıyorlar ve orada birilerini esir alıp falan Amsterdam'daki arkadaşlarını kurtarmak istiyorlar. Ama olay umdukları gibi gitmiyor. Birçok emniyet tedbirleriyle falan. O günkü olayı çok güzel handle ettiğim için, yani ayarladığım için güzel bir organizasyon kurup emniyetle yolcuları çıkarıp uçağı onlara teslim etmediğimiz için güzel bir mükafat verildi. Onu şeyini gösteririm size, belgesini. Onun dışında o olaydan sonra emekliliğim de yaklaşıyordu. Emeklilik devremde gelince Amsterdam'da büyük bir parti yaptılar bana emekli olurken. İşte 5 kişi şöyle bir zarf verdiler kalın. O zarfta bir sürü uçak biletleri var, otel rezervasyonları. Bu ne dedim? Dünyayı bu biletlerle 5 kere dönebilirsin. İstediğin okulda da bedava, otelde bedava kalabilirsin Namık dediler. Şaşırmıştım ama ben daha önce tabii çok 15 sene çalıştım Hollanda Havayolları'nda. Daha evvel çok uçtuğum için o bileti bir kere kullandım. Batı'dan gidip işte böyle Kennedy Havalimanı'na, San Diego, Los Angeles yaptım. Oradan Manila falan, Japonya, Tokyo, Narita Havalimanı'na. Oradan işte Dubai ve İstanbul yaparak batıdan gidip doğudan gelmiştik ailece. Öyle güzel de bir hatıram var. Yıllar içinde tabii
onlara, hava yollarına ve birçok güvenlikçilere bir uçak nasıl korunur, bir meydan nasıl korunur, yolcular, kargo, binen ve mücevher para İstanbul bizim Türk Merkez Bankası'ndan Hollanda Merkez Bankası'na 200 milyar doların emniyette transferini sağladım ve bir o kadar da mücevher. Hollanda biliyorsunuz pırlanta işlemede çok harika bir ülke. Götürdüğüm pırlantanın da teslim ettiğim pırlantanın da haddi hesabı yok. İşte o yüzden 5 kere dünyayı bedava dönme ve bedava oteller mükafatı almıştım. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.